gerek özel gereksinimli bireylere bakışınız, gerekse dünyadaki tüm bireylerin aslında süreçlere katılımcılığının desteklenmesi gibi kuruluşunuzun misyonundan bahsettiniz. Bu çok hoş bir şey tabii. Bugün acaba Türkiye'deki özel gereksinimli bireylerimiz ve bunların turizme katılımı, hatta Türkiye'mizin olağanüstü büyük imkanları var baktığınız zaman dünya coğrafyasında. Dünyadaki insanlarımıza bu hizmetlerin, imkanların sunulması konusunda acaba Türkiye'deki bu hizmetleri sunacak ya da sunulabilirliği konusunda bankanızın acaba üstleneceği roller olacak mı? Ne dersiniz bunun için? Güzel şeyler söyleyelim insanlarımıza. Çünkü güzel şeyler insanları harekete geçirir. Buyurunuz. Çok sağ olun Sinan Hocam. Son sözü de bana bıraktığınız için ayrıca teşekkür ederim. Gene büyük bir ilgiyle izledim bütün hocalarımızı. Ben biraz aslında bu son konuşmamda gene büyük resimden alıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Ve burada da özellikle bu Covid pandemisiyle başlamak istiyorum. Aslında biraz hızlı unutuyoruz. İnsanoğlunun belki hem olumlu hem olumsuz taraflarından biri de o ama tabii Covid pandemisi bütün bireyleri çok derinden etkilediği gibi ekonomik tarafta, fiziki tarafta, sağlık yönüyle engelli bireylere yönelik hani çalışmalar yeni yeni ortaya çıkıyor. Sizler daha iyi gözlemliyorsunuzdur akademik tarafta da. Bizim izlediğimiz kadarıyla da aslında hem negatif hem pozitif bir takım şeyleri oldu. Ciddi etkileri oldu engelli bireylere yönelik. Negatif tarafta tabii bu hizmetlere erişim, kapalı kalma anlamında zaten sıkıntılı olan bu kesim gelir anlamında aslında negatif etkilendi belli kapanma dönemlerinde. Ama diğer taraftan da işte bu dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte aslında mekansal bağımsızlık ortaya çıktı ve onların çalışabilme, uzaktan üretim yapabilme, yazabilme, dijital ortamı kullanmasıyla ekonomik fırsatlardan daha fazla yararlanması da gündeme geldi. Bunu niye anlatıyorum? Aslında şöyle, bu Covid'in pandeminin ortadan kalkması veya azalması ile birlikte artan sayıda ülke hızlı bir şekilde seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Ve uluslararası turizm çok hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Bu bağlamda kritik kurumlardan birisi de bu biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü. Onlar 2021 yılını aslında 2 sene önce Dünya Turizm Günü'nde kapsayıcı büyüme için turizme odaklanmayı hedeflediler. Biz de UNWTO'nun Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün stratejik bir ortağıyız. Biz de kendi turizm stratejimizde, turizme yönelik yaptığımız yatırımlarda bu ilkeyi belirledik ve özellikle Türkiye'de daha iyi bir altyapı oluşturulması, sorumlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir turizmi teşvik etmek için bir takım girişimlere başladık. Tabii biliyorsunuz turizm sektörü çok bahsedildi. Sosyal ve ekonomik katılımı teşvik edecek bir kaldıraç görevi de görebiliyor. Bankal olarak yatırım yaptığımız bu alanlarda eğitim, kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı işe alma, istihdam ve yaşam boyu öğrenme politikalarının yanı sıra becerilerin geliştirilmesi alanında da oldukça yakın çalışıyoruz otoritelerle, Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla. Yani burada bir anlamda ülkemizde işin bu arz tarafında çalışacak insan kaynağı demin çokça bahsettik. Onun geliştirilmesine, daha kapsayıcı bir bakış açısına sahip olması için teknik yardım projelerimiz var. Özellikle bunu bahsettiğim gibi yeni çıkardığımız emlak ve turizm sektörü stratejisinde de altını çiziyoruz. Ve özellikle Türkiye'nin büyük bir sorunu olan bu beceri uyumsuzluğu meselesi, yani aldığımız eğitimlerle piyasanın ihtiyacı olan becerileri arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için spesifik projeler yapıyoruz. Özellikle gençlerin turizmde işe geçişlerine yardımcı olacak niteliklerle donatılmasına yönelik eğitim programlarını destekliyoruz. Projeler yeşil beceriler, dijital becerilerin yanı sıra aranan mutfak ve otel yönetimi yetenekleri de dahil olmak üzere pazarla ilgili becerilere odaklanıyor. Son zamanlarda banka olarak ayrıca istihdama ve hizmetlere erişimde kadın erkek ayrımını azaltmak için çalışıyoruz. Yanı sıra engelli bireylerin aynı zamanda arz tarafında da
yer alması için eğitim ve iş fırsatları yaratılmasını ve katılmasını destekliyoruz. Ayrıca yatırım yaptığımız turizm konulu projelerde de bu engelli bireylerin daha kapsayıcı turizme geçişini kolaylaştırmak için de altyapıya yönelik teknik yardım destekleri de sunuyoruz. En son yaptığımız 2022 yılında yaptığımız Türkiye'de bir turizm ve konaklama sektörü yatırımda da bunun için bir sektör becerileri konseyi kurulmasına yardımcı olduk ilgili şirketle. Bu konsey turizm ve konaklama endüstrisinde talep edilen becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek için özel sektör ve kamu sektörünü bir araya getirdi. Burada özellikle açılması gereken bir parantezde engelli bireylerin turizmde daha fazla yer alabilmesi için bu tip becerilerin de geliştirilmesi. Yani kısaca özetleyecek olursak ben aslında ilk konuşmamın ilk bölümünde bahsettiğim bu insan kaynağı kısmının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Diğer altyapının büyük stratejik anlamda ülke düzeyinde ilgili paydaşlarla birlikte ortaya çıkarılabileceğini ama bunun insan kaynağıyla desteklenmediği sürece başarılı olamayacağı görüşündeyiz. Bu kapsamda da yapacağımız hem bireysel yatırımlarda hem de kamu tarafıyla yürüttüğümüz politika diyaloğunda bu konudaki becerilerin geliştirilmesi, kapsayıcı bir turizm politikasının oluşturulması için katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben tekrar çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. EBRD'nin kapsayıcı politikalarını ve turizme olan yaklaşımını anlatmama imkan sağladığınız için. Hepinizi saygıyla selamlarım. Sağ olun Mehmet Bey. Tabii sizin söylediklerinizden de aslında turizmin çok büyük bir endüstri puzzle'ı olduğunu söylediniz. Yani 2000-3000 çeşit aslında baktığınız zaman sektörü çeviriyor bu. Tabii bizim engelli bireylerimizin sadece turizmde bir hizmet alıcı olarak değil de aslında turizmin sunulmasında da aslında rol alabileceklerini vurguladınız. Bu başka bir perspektif ve çok büyük bir perspektif. Ve bugün tabii mesela ülkemizdeki yasalar diyor ki 50 kişi çalıştıran, en az 50 kişi çalıştıran iş yerlerinde bir engelli almak lazım. Ama bugün diyabet raporu olan da engelli oluyor. Parmağının ucunu kaybetmiş de engelli oluyor. Yani bizim tabii engellilikten kastımız bu değil. Tabii işletmeler seçerken fiziksel ve mental yetenekleri en az etkilenmiş olan ve engellilik raporu olan bireyleri tercih ediyorlar. Aslında bunları bir verimlilik makinesi gibi gören bir anlayışımız var. Ama halbuki engellilik kapsayıcılık kavramını özünde tutması gereken bir unsur. Çünkü bugün engelli bir çocuğu olan bütün anneler, babalar, aileler istiyor ki bu çocuğumun da bir okul olsun, bir işi olsun, bir hayatı olsun, topluma katılımcılığı olsun. Ama bakıyorsunuz ki o noktada tabii maalesef biz bir yol kat etmek ve iyileşme alanı olan bir ülke konumundayız. Ve bugün mesela işte Tevhid Hocam da burada biz bugün Halk Bankası olarak Türkiye'de 3 Down sendromluyu şu anda bünyemize aldık. Yani kamu olarak aldık. Özel sektörde zaten çeşitli işte sektörlerde bu bireylerimize iş veren sorumlu insanlar var. Ama bunları görmek tabii ne oluyor? Ülkeye bakışı çok güçlendiriyor, değerini arttırıyor. Onun için biz bir defa bu bireylerimizi ne kadar çok kucaklarsak gerçekten bugün bu insanların ailelerinin, çevresinin, çeşitli kuruluşların gördüğü resmin de etkisi büyük olacak ve turizmi katılımı güçlendirecektir diye düşünüyorum. Bu sadece Down sendromlarının çalışacağı kamu Halk Bank olmamalı. Bir bireyimiz de şu anda işte Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde var. Örnek olarak söyleyeyim. 4 tane ama başka kamu kuruluşlarımız da bu bireylerimize sahip çıkabilir. Çünkü bunlar öğrenince yapıyorlar sonuçta. Yani yeter ki öğretelim. Öğrenme güçlü olabilir. Ama işte özel eğitim, özel rehabilitasyon bunun için var. Bunu da biraz konu dışındaki bir konu ama burada söylemiş olmak istiyoruz.